Derdi varmış meğer. Hay Allah ya. Anası nasıl saklamış onca sene? Saklamış işte. Bak ellerim hep tertemiz oldu. Aferin sana. Limonata içeyim mi yine? Gel, gel vereyim. Ya ben şeyi anlamadım. Annesi evlenmeden önce mi doğurmuş Halil'i? Yoksa evliyken mi Mithat'la olanlar olmuş? Evlenmeden önce. Yani evliyken aldatmamış kocasını anne. Halil'i aldatmış ama Mithat'ı da. Yazık ikisine de, değil mi? Yani ne olursa olsun. Mithat için de kolay şey mi? Ah oğlum ah. Kahroldu tabii. Düşüncesi bile mahvetti onu. Kesinleştiğini bilmiyor daha. Haberi yok mu? Test sonucuna bakmadan yırtıp atmış. Cesaret edememiş demek. E duyacak ama. Kendi öğrenene kadar ben bir şey söylemeyeceğim. Siz de bir şey söylemeyin olur mu? Söylemeyiz kuzum. Yanına da açmayın konuyu. Çok rahatsız oluyor. Ay. Ya bu da çocukmuşuz gibi tembih ediyor. Açar mıyız kızım? Babama da söylemeyin sakın. Aman ha. Laf vermeyelim ağzına. Zaten vıdı vıdı edip duruyor. Söyler durur. Yani bize söylense neyse. Halil'in yanında da abuk bir laf eder. Allah korusun. Hiç merak etme yavrum. Halil'i üzer miyiz hiç? Eve gitmiyor muyuz? Uyku mu geldi? Yoruldu tabii. Hadi götüreyim ben sizi. Hadi beraber kalkalım. İyi hadi. Yarının işi hazır nasıl olsa siparişleri de gönderdik. Ya. Tamam. Hadi o zaman. Dur dur. Şebnem. Kız üstünü giymeden nereye? Koş. Gel bakayım. Ben mutfağı kontrol edeyim. İyi bak kızım açık ocak mocak kalmasın. Tamam yine. Müdür anlayışlı adam. Sağ olsun. Bekletti mekletti ama yine de görüşmeye izin verdi. Bu saatten sonra ne görüşeceksek? Gelirken Şebnem'i gördüm. Çocuğum beni tanımadı. Sen onu nasıl tanıdın? Yanındakilerden mi? Bir şey söyledin mi çocuğa? Babanın falan dedin mi? Sevmek istedim. O adamın bacağına sarıldı. Sevdirmedi kendini. Müdür yarın duruşmaya çıkacağını söyledi. Evet. Hadi bakalım. İnşallah kurtulursun buradan. İnşallah. Emine. Yarın ya da ne zaman olursa serbest kalırsan. Ben artık Şebnem'den ayrı kalmak istemiyorum. Hiç hayale kapılma Sami. Çocuğumu sana vermem. O benim de çocuğum. Şimdi mi aklın başına geldi? Bırakıp gittin bizi. Süründük senin yüzünden. Ne hallere düştük? 2 gün haber alamadın diye çekip gittin. Aramadığım yer kalmadı. Sen niye aramadın beni? Sen niye hiç sormadın? Anında döndün arkanı. Anında. Bunları konuşmanın kime ne faydası var şimdi? Bütün suçu benim üstüme yıkma. Hapse girmem senin işine geldi. Ne diyorsun sen ya? Başıboş kaldın. İstediğin gibi gezdin tozdun. Yok oldun ortalarda. Defol git. Çocuğumu da perişan ettin. Başın derde girince suçlu Sami değil mi? Git. Bir daha gelme buraya. Sakın. Gözüm görmesin seni. Kimseye kabahat bulma. Ektiğini biçiyorsun. Tamam gidelim. Çek bakalım cezanı. Ama çocuğuma çektiremeyeceksin artık. Hoş geldiniz. Ne oldu o adam bir daha aramadı mı? Kim? Ha o adam. Yok aramadı. Baktın mı numarasına? Evet çıkmadı. Mithat Bey baktım. Gizli numaradan aramış. Çek elini ben bakarım. Bir gizli numara daha var. Öyle mi? Görmüyor musun kızım? Hemen arkasından aramış. Aramış işte. Niye bağlamadın? Kızım cevap versene niye bağlamadın? Efendim ben... Ne efendim ne? Ben sana bağla demedim mi? Evet de Halil Bey... Halil Bey ben görüşeceğim dedi. Ne?
Ona bağladım ben de, ne yapayım? Allah kahretsin. Halil odasında mı? Hayır, konuştuktan sonra çıktı hemen. Ne var? Halil neredesin oğlum? Yoldayım, ne oldu? Mustafa ile konuştuğunu biliyorum. Ne dedi sana, ne söyledi? Niye soruyorsun ki? Halil, sakın bir delilik yapma oğlum. Duyuyor musun beni? Halil lütfen oğlum. Lütfen. Sakın Halil. Sakın kendini yakarsın. Alo. Hemşerim, hemşerim dur bir zahmet. Caddeye kadar atıver beni ha. İyi atla hadi. Ah be. Allah razı olsun abi. Senden de.